Değerli basın mensupları, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Kurulu'na bağlı olarak çalışan Hükümlü ve Tutuklu Hakları İnceleme Alt Komisyonu olarak 28. dönemde 3 cezaevimizi ziyaret etmiştik. Komisyonun içerisinde her partiden bir temsilcimiz bulunmakta. Çünkü İnsan Hakları İnceleme Komisyonu kanunla kurulan bir komisyon. Dolayısıyla tüm partilerin de temsil edilmesi gerekiyor. Komisyonumuzun, alt komisyonumuzun da bütün partilerden temsilcisi şu anda burada bulunmakta. Komisyon olarak bugün Erzurum'da Dumlu ve Şükrüpaşa, yarın da inşallah Erzincan'da bir dizi ziyaret gerçekleştireceğiz. Bu ziyaretlerimizde cezaevlerimizden bize intikal eden şikayetler baz alınarak bir sıralama yapıyoruz ve ona göre cezaevlerimizi ziyaret ediyoruz. Buradan gelen şikayetler çerçevesinde ve içeride rastgele gireceğimiz değişik koğuşlarda suçu, cinsiyeti, durumu ne olursa olsun rastgele girdiğimiz cezaevlerindeki koğuşlardaki durumları tespit etmek istiyoruz. Biz tabii yargılama yapmıyoruz ya da yargı kararlarına bakmıyoruz. Sadece cezaevlerinin şartlarını ve incelemesini yapıyoruz. Devletimize teslim edilen ve buraya gelip hükümlü veya tutukluk halini geçirmeye çalışan, devlete bir emanet olarak gelen tüm şahısların durumlarını tespit edip emaneti zamanında süresi bitince, cezası sona erince tekrar topluma ıslah edilmiş olarak salma amacına çalışıyoruz. Buradaki eksikleri tespit edeceğiz, komisyon olarak raporlayacağız ve bakanlıklara, ilgili bakanlıklara, Sağlık Bakanlığı olabilir, İçişleri Bakanlığı olabilir, Adalet Bakanlığı olabilir, problemin durumuna göre bakanlıklara da bu raporlarımızı gönderiyoruz ve oradan da çözüm önerileri getiriyoruz. Tabii yaptığımız incelemelerde hem geçen 27. dönemde hem de bu dönemde çeşitli kolaylıklar sağladık cezaevlerinde. Çok basit aklıma gelen hemen size söyleyeyim. Mesela çocuklara okula giden içeride bulunan hüküm ve tutuklar için görüş saatlerinde, hafta içiydi genelde görüş saatleri, çocuklar okulda oluyordu. Ama biz yaptığımız bu tespit sonrasında çocuklu ailelerin, öğrenci belgesini getirmek şartıyla ailelerin görüşlerini cumartesi ve pazar günlerini aldık ki çocuklar da aileleriyle, babalarıyla, anneleriyle rahatça görüşebilsinler diye. Bu tür bazı tespitlerimizin sonuçlarını da görüyoruz. Bir sürü tespit yaptık ve bunların sonuçlarını gördük. Ben buraya katılan tüm milletvekilleri arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz içeri gireceğiz ve içeride dediğim gibi rastgele koğuşlarda tespit yapacağız. İçerideki şikayetler, bu sorunlarını biz tespit ediyoruz. Şimdi bunları teyitleyeceğiz. Tabii hep gelen şikayetin hepsi bir iddia niteliğinde. Ama biz bunu inşallah görüp içeride kendimiz bizzat dinleyerek tespit edeceğiz. Daha sonra raporlarımızı görebilirsiniz, tespitlerimizi. Özel bir kişiye gitmiyoruz. Biz buradaki tespitlerimizdeki, yani bize gelen şikayetlerde bir sıralama yapıyoruz. En çok hangi cezaevinden şikayet geliyorsa oraya öncelik tanıyoruz, gidiyoruz. İçeride kendimiz tespit yapıyoruz. Dediğimiz gibi gelen dilekçelere birer iddia kabul ediyoruz ama içeride birebir tespit yapıyoruz. Efendim? Genelde şöyle, içeride yemek ve suyla ilgili bazı sıkıntılar geliyor. Bir de bireysel olarak bazı şikayetler var. Açlık grevi ile ilgili bazı iddialar var. Onlara bakacağız şimdi içeride. Girmeyin. Yok, girme.